Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 14 Mayıs tarihli yabancı takas oranları raporunu inceleyeceğiz. Tablodaki verilere baktığımızda yabancıların Pegasus ve Koza altında paylarını azalttığını, Aselsan'da ise arttırdığını görüyoruz. Aselsan'ın detayına indiğimizde yabancı oranının %32'nin üzerinde olduğunu ve haftalık, aylık, 3 aylık zaman dilimlerinin hepsinde yabancıların alım yaptığını görüyoruz. Yabancıların pozisyon azalttığı hisselerden biri olan Pegasus'un yabancı payında son haftada 122 bas puan azalış görülüyor. Bu azalışla yabancı payı %23,5'un altına geriledi. Koza altının da yabancı payının azaldığını görüyoruz. Yabancı payı son haftada 48 bas puan azalarak %16,80'e düştü. Yabancı payı en yüksek 5 hisseye dönersek, Turkcell %67,77 ile BIST 30 içerisinde en yüksek yabancı payına sahip olan hisse konumunda. Onu Koç Holding, Akbank, Sabancı Holding ve BİM takip ediyor. Son haftada Turkcell ve Sabancı Holding'in yabancı payında artış görülüyor. Koç Holding ve Akbank da yabancıların pozisyonlarının azaldığını takip ediyoruz. BİM'de ise geçtiğimiz haftaya göre ciddi bir değişim bulunmuyor. Hisselerin yabancı oranlarını tabloda görmektesiniz. Raporda dikkatimi çeken hisselere değinelim. Tofaş Otomotiv'in yabancı payı son haftada 156 bas puan arttı. Tüpraş'ta 172, Emlak Konut'ta 331, Odaş'ta da 152 bas puan düşüş yaşandı. BIST 30 içerisinde yabancı payı en düşük 5 hisse de Oyak Çimento, Astor, Gübre Fabrikaları, Borusan ve Kontoromatik'ten oluşuyor. BIST 100 şirketlerinin yabancı paylarında Albaraka yabancı payındaki düzenli artış, MIA Teknoloji'de yabancı payındaki düzenli azalışa dikkat çekiyor. Haftalık yabancı takas değişimleri tablosunda ise Tofaş'ta 156, Vestel Beyaz Eşya'da 112, Tekfen'de 94 bas puan artış, Emlak Konut'ta 331, Tüpraş'ta 172, Vestel'de de 167 bas puan azalış meydana geldi. Bu haftalık raporumuza değinmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.